Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bu videoda konuğumuz elimde 2-3 saniyedir duran manga Blue Lock'un ta kendisi. Kanalıma eğer ilk kez geliyorsanız incelemelerimi birkaç başlık altında yapıyorum. Hikaye, çizim ve baskı kalitesi, sürükleyicilik, akıcılık ve kimlere hitap ediyor kısmı olacak. Okumaya değer bir serimde de benzer başlıklar altında oluyor genellikle. Karakterleri hikayede eklemem gereken bir durum olursa değiniyorum. Videomuzun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim. Şimdi hikayemizle başlayabiliriz. Seriyi sizlere tabii ki en spoilersız bir şekilde anlatacağım her zaman olduğu gibi. Japonya milli takımının yetersiz başarıları ve futbolda ilerleyememesi bu projenin ortaya çıkmasına ön ayak olmuştur. Bu projenin başlangıç aşaması her ne kadar bu olsa da projenin başında olan kişi yani Ego'nun sözleriyle en egoist futbolcuyu yaratmak ve onu bulmak kapsamında bir ilerleyişi olacak tüm seri genelimizde. Bu amaçla 300 adet lise öğrencisi seçiliyor. Bunlardan biri de bu kapakta göreceğiniz ana karakterlerimizden Isagi Yoichi. Bu seçilenler eğer elenirlerse bir daha Japonya milli takım giremeyeceklerini bilmelerine rağmen bu turnuvaya daha doğrusu bu seçimlere katılıp katılmayacaklarını görüyoruz. Bu en egoist futbolcu bulunabilecek mi? Dünyadaki bu dev arenada Japonya milli takımı mücadele edebilecek mi? Hepsi seri genelinde öğreneceğimiz şeyler olacak. Hikayemiz en spoilersız ve temel haliyle bu şekilde. Mangaka futbol sevmeyenlerine eğlenebilmesini amaçlayan şekilde bir proje yaptığını söylüyor. O da bu mangamızın şömizinin kulakçığında yazıyor zaten. Bana göre bu amacını sağlayan en büyük etkeni hayatta kalma temeli olması ve bunu da kısım kısım başardığını çok rahat söyleyebilirim. Daha detaya girmeden kalan hikayesel kısımlarını kimlere hitap ediyor kısmında sizlere aktaracağım. Karakterlere değinmemiz gerekirse Isagi dışında 2-3 tane ana karakterimiz daha var. Bunlar da zaman zaman hikaye girip çıkıyor. Ana karakterimsi diyebileceğimiz kişilere evrilirken bazıları temelli kalıcı gibi duruyor. Isagi zaten sürekli ana karakterimiz. Bunun yanında Bachira diye bir karakterimiz var. Buraya bir yere ikinci kapağı koyarım. Kendisi ikinci kapağın görselinde olan kişi zaten. Seri genelinde arka plan hikayelerini çok güzel bir şekilde görüyoruz. En azından bunu 2-3 karakterimiz için çok rahat yapılıyor. Hoşuma giden tarzda yapıları vardı. Hoşuma gitti. Bazıları çok detaylıyken bazıları slick bir yapıda yapılabiliyor. Bu arada hikayeye giren çıkan karakterler olduğu için bu çıkan karakterlere de yapıldığı kısımlar var. Şimdi spoiler olmaması için detay vermeyeceğim size. Eleme usulü gideceği bir iş olduğunu zaten anlamışsınızdır. Bu elenen kişilerin de yeri geldiğinde hikayesini görebiliyoruz ama kim eleniyor kim kalıyor tabii ki size hikaye çok belli etmiyor. İzleyerek gözlemleyeceğiniz bir şey. Bu ana karakter diye elenmeyecek, yenilmeyecek diye bir durum yok. Veya full yenecek diye bir durum da yok. Bunu deneyimleyip görmeniz gerekiyor. Bu arka plan hikayelerinde bu arada yer yer dramatik ve hüzünlü olaylar olmakla birlikte güzel noktalara değinilen yerler de var. Bunları diyerek çizim ve baskı kalitesine geçmek istiyorum. Animesinden aşina olduğumuz tarz manga da kendini bizlere gösteriyor. Ben hikayeyi anlatırken ara ara koymaya çalışıyorum. Koymamışsam yine şu an geliyordur buraya paneller görürsünüz ki birazdan kitabın içinden de göstereceğim zaten. Mangaka'nın tarzı hoşuma gitti. Okurken keyif aldım. Çok mükemmel bir iş olduğunu söyleyemem ama kötü bir iş de değil. Ortalamanın bir tık üstünde olduğunu size çok rahat söyleyebilirim. Çizim odaklı okumayan birisiyim zaten. Takip edenler biliyordur. Ve öyle okuyanları da pek anlamıyorum açıkçası. Ama o açıdan bakanlar da varsa eğer keyif alabilecekleri bir iş olduğunu rahat rahat söyleyebilirim. Gelelim baskı kalitesine. Öncelikle şömizle başlıyoruz. Ve şömiz kalitemiz klasik bir komik şeyler şömizi. Çok ekstra bir şey beklemenize gerek yok. Bakın. Ne kadar da güzel sallanıyor. Görüyor musunuz? Herhangi bir varlık belirtisi yok resmen yani. Az ışık tutup zorlasam sizi görürüm kısmı. Biraz abartı olsa da broşür tadında bir şömizi var. İsim vermeyeceğim. Başka yayın evlerinden de şömizi görüyoruz. Burada da var. Artık kendi adlarına bunu standart hallerine getirmişler. Diyecek çok söz yok o yüzden. Şimdi gelelim kitabın iç kapağına. Burada Isagi'nin bir taslağımsı resmiyle birlikte komik denebilecek tarzda bir resim var. Arkada da Blue Lock projesinin bir amblemini görüyoruz. Kapak kalınlığı güzel. En azından şömize göre gayet iyi bir kalitede olduğunu söyleyebilirim. Mürekkep durumuna gelecek olursam direkt gözünüzün önünde yapayım. Biraz ilk kapaktan. Bir boyama yok açıkçası. Bunu rahat rahat söyleyebilirim. En azından ben denk gelmedim bunu söyleyeyim. Bazılarınıza denk gelebiliyor çünkü. Bu yayın evi genelinde değil başka yayın evlerinde de olan bir durum. Arka gösterme kısmına gelecek olsak klasik bir komik şeyler standartı bizi karşılıyor burada. Çok rahat arka göstermesi olduğunu size söyleyebilirim. Direkt ilk sayfadan göstereyim. Bu vesileyle de çizimlere girmiş olalım. Hafiften çizimlere görmüş olursunuz. Ha, bu ilk kapağımız ve arka gösterme. Bak, şuradan direkt belli oluyor mesela. Görüyor musunuz? Bu işaret parmağımı. Mesela bu diğer sayfalarımızda da belli oluyor. Çizimleri de az çok görmüş olduğunuz bu şekilde. İşte bir tane de detaylı
çizeyim göstereyim. Detaylı denebilecek tarzda. Ve tabii ki spoiler içermeyecek. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu aşırı bir detay değil ama tam panelimsi bir resim olduğu için göstereceğim size. Bu karakterlerde bahsettiğim Bachira'nın ta kendisi. Görmüş olacağınız şu top dibinde olan karakter. Dediğim gibi çok üst düzey bir çizim yok ama tatmin edici. Ve son olarak kağıt kalınlığından bahsetmek istiyorum. Kullandıkları kağıt nasıl bir kalitedeyse benzer sayfa yapılarındaki mangalarımdan oldukça ince bir yapıda. Bilenler zaten yayın evini ve bastığı işleri biliyor. Bu kadar yorum yeterli diye düşünüyorum. Şimdi gelelim kimlere hitap ediyor kısmımıza. Burada ekstradan sürükleyicilik ve akıcılık kısmını yedirerek sizlere anlatmak istiyorum. Seri hikayede anlattığım hikayeyle başlasa da ilerledikçe daha derine inen ve daha kapsamlı olan bir yapıya sahip ve bunu yaparken içindeki merak unsuruyla keyif aldıran bir yapısı var. Ben de çoğunuzun başladığı gibi seriye animesiyle başladım. Merak unsuru fazla olan bu seride sürükleyicilik veya akıcılık yok dersem yanılmış olurum. Çünkü unsurla birlikte bir sonraki bölümde ne olacak? Kazanabilecekler mi? Yenilecekler mi? Kim gol atacak? Atabilecekler mi? Bu müsabaka nasıl gidecek? Bu karakterlerin geleceğinde ne olacak gibi birçok soruyu bize sordurtan bir işleyişi var. Ben animesini izlerken merak duygumun kabarması ve sonunda ne olacağını merak ettiğimden kaynaklı. Kısım kısım mangasını açıp 4-5 bölüm rahat rahat okumuşluğum var bir sonraki haftayı beklemeden ki bunu birden çok kez yaptım size rahat rahat söyleyebilirim. Seri hikayesel olarak ne kadar spor odaklı, ne kadar hayatta kalma temalı olsa da dramatik yönünün fazlaca olduğu anlar var. Dram içermiyor dememiz bana göre bir yanılgı olur. Bu dramatiklik hem sporun doğası gereği kazanma kaybetme olurken hem de arka plan hikayelerimizden bizi kederlendiren anlar olduğundan ötürü oluyor. Ben hem okurken hem de izlerken keyif aldım. Ama animesi bitince mangaya başlarım niyetim hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bu serinin kötü olduğundan değil, olduğu dönem ve hype durumu buna getirmişti. Örnek vereyim, çıktığı zaman Inter'inden tutun Japonya milli takımıyla bu Dünya Kupası döneminde birçok reklam ve iş yapılmış bir seriydi. O şekilde de düşününce popüler olduğunu anlamanız hiç zor değil. Hatta size şunu eklemek istiyorum. Borussia Dortmund'un Instagram hesabı var ve burada çok güzel anime editleri paylaşıyorlar ve çoğunda Blue Lock serisini kendine konuk ettiler. Yani popülerliği şu an ne kadar olmasa da o dönem cidden fazlaydı. Bu birkaç örnek sizler için yeterli olmuştur bence. Orada Dortmund'un editlerini cidden beğeniyorum. Ara ara paylaşıyorum zaten Instagram'dan. Instagram'ımı da takip etmeyen varsa şuraya bir yere şu an gelmiş olabilir. Oradan bakabilirsiniz. Zaten video içinde de ara ara dönmüştür. Oradan da paylaşımlarda bulunuyorum. Şunu da ekleyeyim ve sonrasında ufaktan videomuzu tamamlayalım. Spor serilerinde anime her zaman mangadan daha üstte olmuştur. Bunun sebeplerinden biri hem kullanılan müzikler hem de kullanılan görsel efektlerden kaynaklı oluyor. Bunları sizin gaz alabileceğiniz şekilde yedirerek seriyi puanlaması tamamen farazi söylüyorum. 5 ise 8'e kadar çıkarabilecek durumda olabiliyor ki 9'a çıkardığı durumlarda vardır. Ben genel olarak spor animelerini seven ve tüketen birisiyim. Ve o açıdan bakacak olduğumda gayet severek tükettiğim bir seri kendisi. Mangası ile ilgili ileride olacak olan olayları doğru tahmin ettiğimden ötürü devam etme isteğim pek yoktu, yalan söylemeyeceğim. Seriyi toplayacak mısın derseniz yüksek ihtimal toplamaya devam edeceğim ama serinin güncelinde olduğum yer biraz ilerlerde nasıl bir hızda gelir çoğunuz biliyorsunuz zaten, muammalı bir iş. Bakalım hayırlısı diyelim. Şimdi seri kimlere hitap ediyor size onu net bir şekilde söyleyeyim. Zaten az çok çıkarım yapmışsınızdır anlatılarımdan ama ufak birkaç cümleyle de tamamlayalım. Seri spor sevenleri, takım oyununun az olduğu ve bireyselliğin daha önde olduğu gizem, dram ve merak unsurlarıyla doldurulmuş manga sevenlerin tercih edebileceği bir iş. Neden bireyselliğin önde olduğu dedim, zaten hikayesinden anlamışsınızdır. Hikayenin başında dedim ki en egoist futbolcuyu bulmamız amaçlanan bir iş diye. Ondan kaynaklı herkes bir yerden sonra kendine hep bana durumu olmaya başlayacak. Genel olarak yorumlarım bu şekildeydi. Seriyle ilgili yorumlarınızı spoilersız olarak bekliyorum. Arada yorumları karıştıranlarınız var. Onlar için güzel veriler oluyor bunlar. Eğer paylaşırsanız sevinirim. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür eder, iyi günler dilerim.